Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada gündemimiz oldukça yoğun ki Türkiye gündemi zaten genelde böyle özellikle teknoloji gündemi yani yoğun oluyor. Meselelerimizle ilgili bu hafta bir yoğunluk var aslında. Evet, evet. Güzel haberler var. Yani güzel. Kimine göre güzel. Kimine göre belki güzel olmayabilir. Olmayacak haberler var. İkinci el telefon piyasasında bir düzenleme geldi. Aslında bu ikinci el telefon piyasası biraz böyle karmaşık bir şey. Yani düzenleme bence ne kadar olur, ne kadar olmaz ben bilemiyorum açıkçası. Ama bence şöyle, otomobil piyasasında da vardı öyle bir kaos biliyorsun. Hala kısmen devam ediyor ama mesela belli düzenlemelerle artık belli şeyler rayına oturdu gibi. Hani arabayı satarken senin diyelim satıcı olarak söylediğin şeylerin arkasında durman gerekiyor. Ve bunu eğer aksi ispatlarsa satıştan sonra arabayı geri almak gibi durumlar söz konusu oluyor. Telefonda da belli bir hani standartlar gelecek. İşte e-mail kaydından tut da ne bileyim işte atıyorum tamir görmüş bir telefonu sana adam sıfır diye satamayacak mesela. Böyle bu tarz şeyler bence güzel. Yani ben şunu düşünüyorum onda hani ikinci el otomobil alıp satarken hani sonuçta bir noter olayı var vesaire hani bir resmiyete dökülüyor ama telefonda öyle bir şey değil ki. Ben sana sattım. Ya orada tabii bireysellikten bahsedilmiyor ama. Yani mesela sen gidip diyelim ki bir telefon bayinden aldın ya da daha resmi bir kanaldan aldın ama telefonlardan. Ama işte şöyle bir şey de var. Hani çoğu kişi ben dikkat ediyorum mesela hani telefoncudan alacağım diyor. Letgo ya da işte benzeri uygulamalardan ikinci el alırım. Daha ucuza ki daha ucuz oluyor gerçekten de. Alırım diyor. Ama ben genelde telefonlar için arkadaşlar özellikle ikinci el yerine sıfır telefon almanızı tavsiye ederim ve bu telefonları da mutlaka böyle kurumsal yerlerden alın. Çünkü hani tabii sıfırın da sıkıntısı var. Telefoncularda alıyorlar. Kaçak telefon çıkıyor. Tabii, sonra yok işte e-mail atıldı da bilmem ne oldu da falan da filan da. O yüzden işte Turkcell gibi mesela ya da ne bileyim farklı bir kurumsal şirket gibi bu yerlerden alınırsa telefonlar en azından evet, hani bir kaçak muhatap mıydı, bulursun. Garantisi var mıydı, evet, yok muydu? Tabii. Bu tarz sorunlarla uğraşmazsınız. Yani ikinci el telefonda özellikle çok sakat bir durum. Ve az para da vermiyorlar hani. Hani ikinci el deyince özellikle iPhone modellerinde falan mesela atıyorum 0-15 bin lira. Adam ikinci el işte bir ay kullanmış 13 bin lira. Tabii. Düşün yani. Yine para veriyorsun yani. Tabii. Bir de orada başka sorunlar da var. Belki telefon çalıntı, belki başka sorunları var. O yüzden aynen hani, öyle. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Osman'ın söylediği doğru ama belli bir standartlar oturtuldu. Türk Standartları Enstitüsü tarafından nelin nasıl satılacağı, nasıl yapılacağı belirlenmiş durumda. Tabii bu senin söylediğin gibi bu bireyseli kapsamıyor. Bu kurumsal yapılan satışlardan yani bir resmi bir kurumdan aldığın ikinci el telefondaki durumu birazcık kapsıyor. Bakalım nasıl olacak sonuçta önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bir diğer haberimiz ise Rekabet Kurumu'nun WhatsApp kararı çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz ayda bir sıkıntı vardı WhatsApp'la ilgili. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Facebook'taki iş ortaklarıyla kullanma konusunda izin istemişti. Ve bunu vermezseniz 8 Şubat'a kadar WhatsApp'ı kullanamayacağımız gibi bir zorunluluk getirmişti. Sonra bu ertelendi. Mayıs ayına ertelendi. Bununla ilgili Rekabet Kurumu da bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonuçlandı. Soruşturmaya göre Türkiye'deki verilerin yurt dışına çıkartılamayacağı kararı verildi. Ki zaten öyle olması gerekiyordu. Yani Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyoruz ve yerli uygulamalar kullanmanızı öneriyoruz. Mesela Turkcell'in BIP gibi arkadaşlar. Yani şimdi aynen öyle. Avrupa'ya dedi ki WhatsApp. Avrupa'daki vatandaşlar tamam dedi ben sizin şeyinizi istemiyorum, onayınızı evet, falan. Evet, veya bir zorunluluk tutmuyor. Şeyden de sorumlu değilsiniz. Evet. Kabul etmeseniz de WhatsApp'ı kullanabileceksiniz. Ama Türkiye'ye ne dedi? Sen kabul etmezsen, 8 Şubat'ta o zaman için söylüyorum. Evet. 8 Şubat'tan sonra bu uygulamayı kullanma kardeşim dedi. Bizim Türkiye halkı da doğal olarak haklı olarak tepki gösterdi ki o tepki gösterdiği dönemde zaten BIP'in indirilme rakamları inanılmaz derecede arttı. Genel bir kitle geçti oraya. Aslında bu şu açıdan da iyi oldu. Hani insanların diğer uygulamalara karşı böyle bir önyargısı vardı tamam mı? Ama bir indirdiler mesela BIP falan ya dedi ki çok güzel ya WhatsApp'ta olmayan özellikler bunda varmış dediler yani. Ya mesela ben BIP'i kullanıyorum. Şey çok güzel. Telefonla mesela WhatsApp'ta malum telefonun kapalıysa ya da çekmiyorsa veya interneti kapattıysan veya uçak modundaysan çalışmıyor. BIP'te çalışıyor mesela. Böyle evet, enteresan güzel özellikleri var. Web üzerinden vesaire. Yani, dediğim gibi WhatsApp'tan diğer uygulamalara geçmek bu anlamda güzel oldu. Bence de. İnsanların evet, çünkü bir ön yargısı vardı ister istemez. Bu ön yargı da bu şekilde kırılmış oldu. Bir de tabii Mayıs'ta ne olacak o biraz hala muamma şu anda yani. Ya bence WhatsApp ya geri adım atacak. Geri adım atmazsa da BIP'le devam ederiz. Çok da sıkıntı değil bizim bence için. De. Yani. Bence uygulamaysa de. Uygulamaysa uygulamaysa mesajlaşmazsa mesajlaşma. Evet yani. Artısı var eksisi yok baktığımız zaman. Evet.
Şimdi çok güzel bir haberimiz var. Türkiye'den GeForce Now Türkiye sunucuları açıldı. Açıldı ama şöyle beta olarak açıldı. Hem Osman hem de ben test ettik. Türkiye'de Turkcell'in altyapısını sağladığı Game Plus tarafından işletilen bir sistemden bahsediyoruz. Uzaktan bulut üzerinden oyunlarınızı oynuyorsunuz. Ha, onu hemen açıklayalım aslında. Bilgi kirliliği de oluyor bazı insanların zihninde. Şu arkadaşlar, önünüzde atıyorum telefonunuzu düşünün, tabletinizi düşünün ya da düşük sistemlere sahip bir bilgisayara sahip. Eski bilgisayarınız var. Artık bu cihazlarla iyi bir internet bağlantısına sahipseniz dilediğiniz oyunları oynayabileceksiniz. Biliyorsunuz yeni nesilde RTX, yani bu ışın izleme, ray tracing dediğimiz bir olay var. Onun desteklendiği oyunlar var ki bu oyunları oynayabilmek için alacağınız ekran kartları dahi 4000-5000 liradan başlıyor fiyatları. Artık bu oyunları siz külüstür bir bilgisayarda dahi rahatlıkla oynayabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken ne? Nvidia'nın işte Game Plus'la birlikte bir ortaklığı var Türkiye'de. Orada bir hesap açıyorsunuz. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sizden kütüphanelerinizi eşleştirmenizi istiyor. Nedir işte Uplay, Steam, Epic Games ve Steam kütüphaneleriniz. Daha sonra eşleştirdiğiniz zaman bu sistemle uyumlu olan oyunları kitaplarınızda size gösteriyor ve bu oyunlara anlık olarak girip dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Tabii iki tane paket açıklandı. Premium ve Basic olarak. Basic ücretsiz. Ücretsiz ki bu arkadaşlar şeyde de öyleydi. Yani Avrupa'da, Amerika'da vesaire de öyleydi. Türkiye'ye de geldi. Hatta bir dönem dediler Basic Türkiye'ye gelmez vesaire. Ama geldi arkadaşlar. Tabii Basic aldığınız zaman ücretsiz ama 1 saat gibi bir sınır var. Zaman yani 1 saatlik oyun oynayabiliyorsunuz. Sonrasında ertesi güne kadar oynayamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Bir de sunucular doluysa, eğer çok yoğunluk varsa sizi o an sıraya alıyor. Premium'da ise arkadaşlar oyun oynama süresi 6 saate kadar çıkıyor. Zaten günde kaç saat oyun oynayacaksın? O da bir soru işareti. Orada RTX falan da var. RTX açık geliyor ayrıyetten. Ray tracing özelliğini vesaire kullanabiliyorsunuz. Ve sıra falan da beklemiyorsunuz gayet. Bu arada onu da söyleyelim. Henüz açıldı ama biz betasını test ettik. 2 tane video çektik. Onları da videonun içinde ilgili yerlerde koyarız kutu olarak yukarıdan. Bütün herkese sistem 15 Mart'ta açılacak arkadaşlar. Biz bunu anlattık ama siz şu anda kullanmak isteseniz kullanamayacaksınız. Evet, 15 beta kodu Mart'tan itibaren veriyoruz bu arada. Beta kodu... Evet, beta kodu yarışması başlattık. 2 gün sonra bitecek. Instagram hesabımızda da onu da görebilirsiniz. Eğer yani çekilişe katılıp beta kodundan birini alıp 15 Mart'a kadar premium olarak kullanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada Osman, farkındaysan artık her şey dijitale dönmeye başladı. Evet ya, düşünsene oyun bile artık, yani bunu 5 sene önce birisi bana söylese ya. Değil mi? Tablette ben, ya ben tablette Cyberpunk oynadım yani. Şey yapacaksın dese ya derdim. Zor iş ya, git. Ama hani her şey o kadar dijitale döndü ki. Aslında bunun temeli nerede atıldı biliyor musun? Gazetelerin, dergilerin dijitalleşmesiyle. Tabii birkaç sene önce başladı bu süreç zaten. Kaç sene değil, bayağı bir sene bayağı önce başladı. Bu hani tabletler vesaire yaygınlaşmaya başladığında, bu Apple iPad'i, MyPad'i çıkarttığı zaman. 2010-2011. O dönemden sonra hani zaten bir baktık gazeteler, dergiler hepsi dijitale dönmeye başladı. Zaten şu anda baktığımız zaman dışarıda böyle baskılı olarak çok satın alan... Çok kişi görmüyorum. Dergiler de kalmadı. Bir de alan da kalmadı. Yani, aslında kolay yöntemleri de var. Aynen öyle. Yeni nesli baktığımız zaman insanlar, mesela Turkcell'in dergilik diye bir uygulaması var. Benim çok hoşuma gidiyor. Kullanıyorum. Yani bütün dergileri, gazeteleri indiriyorsun oraya. Her şeyi rahat bir şekilde okuyorsun, ediyorsun. Yani düşünsene, şimdi atıyorum yolculuğa çıktın. Kaç tane dergi alabilirsin yanına? 2, en fazla 3. Yani değil mi? Bavulunu dergiyle dolduracak halin yok. Evet. Ama bir uygulamayı indiriyorsun. Binlerce dergi var. Her eski sayıları, eski sayıları, yeni sayıları ve bütün kütüphanenin yanında gibi bir şey oluyor. Dergilikte yani. Şöyle bir güzellik de var. Sadece yerli dergiler değil. Mesela senin bulamayacağın, yani yabancı dergi okumak istiyorsun. Ne bileyim, bir sürü işte bilim dergisi var, teknoloji dergisi var veya neyle ilgileniyorsan artık, moda dergileri vesaire. Oradan da okuyabiliyorsun. Böyle bir güzel özelliğin olduğunu da söyleyelim. Bu arada dergilik demişken biraz dergilikten de bahsedelim. Belki hani bazı izleyicilerimiz bu uygulama hakkında çok bilgili olmayabilirler. Özellikle 2020'de dergilik bayağı bir güncellendi. Yani güzel özellikler aldı. Haberler, bilgi yarışması ve sesli makale özellikleri hayata geçirildi bu tarihte. Ondan sonra da zaten kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Kısa sürede 2 milyona yakın sesli makale dinlenmesi, 20.7 milyon kere oyun oynanması ve 2.1 milyon haber okunmasına ulaşılmış durumda dergilikte. Şimdi dergiliğin tabii şöyle rakamlar da paylaşmışlardı geçtiğimiz dönemde. Ben bir toplantılarında, bir bültenlerden daha doğrusu okumuştum. Şimdi aylık okunma sayısı bu pandemi döneminde
ortalama 2,5 milyonmuş. Pandemiyle beraber 5 milyon çıkmış. Yani pandemiyle beraber malum evlere kapandığımız için, çok da dış temasları azalttığımız için insanlar demek ki dergi okuyor, işte haberleri okumak istiyor ve dergilik üzerinden okuyorlar. Bunlar iki katına çıkmış demek, çok iyi bir artış, yüksek bir artış söz konusu burada. Aynen öyle. İşte bu koronavirüste insanların hani bilgiye karşı bir şeyi var, tamam mı? Mesela orada bir tane bir makale hatırlıyorum ben. Ateş ve öksürükten sonra koronavirüse ilişkin son detaylar diye. Bu mesela 80 bin okuma sayısına ulaşmıştı. Ya da okullara koronavirüs engeli isimli bir makale vardı. O da yine 60 binden fazla tıklanma almıştı. Yani bu tarz makaleler de döneme göre ilgi görüyor. Neden? Şu anda koronavirüs mesela popüler. Dolayısıyla koronavirüs şu anda popüler olduğu için bu tarz makaleler şimdi ne yapılıyor? İnsanlar tarafından merak ediliyor ve tıklanıyor. Bir de enteresan bir özellik söyleyeyim. Şimdi dergilikte hem ücretli hem ücretsiz olan içerikler var. Bu pandemi dönemiyle beraber kullanıcılar evde rahat vakit geçirmesi için bu ücretsiz olan taraftaki içerik sayısını 300'e çıkarmış Turkcell. Bu da bence gayet güzel bir özellik olmuş, onu söyleyeyim. Bir de mesela geçen bir istatistik daha paylaşılmıştı. O da benim hoşuma gitti. Biliyorsunuz şu anda mesela Türkiye'de okuma tarafına özellikle bayağı bir eleştiri alıyor. Hani okuma saatlerinin düşük olduğu vesaire diye. Ama pandemi döneminde mesela güzel bir şey de gerçekleşti. Normalde 1 saat olan okuma süresi 7 saate çıkmış mesela. Yani evde olduğumuz için bol okuyoruz demek ki. Yani demek ki insanların vakti yokmuş dedim ben herhalde. Vakit olunca 1 evet. saatten 7 saate çıkabiliyormuş. Bir de 12 ay sonunda toplam okulan yayın sayısı 60 milyonun üzerine çıkmış. 60 milyon çok, çok iyi bir sayı yani. Çok güzel bir rakam bu. Bu arada dergiliği kullanan okuyucuların okuma saatlerinin düzeni de değişmiş. Mesela daha önce saat 6 ile 7 arasında okunuyormuş. Daha çok okunuyormuş. En çok hani dergiler o saatte okunuyormuş. Ama bu pandemi döneminden sonra saat 1 ile 8 aralığına gelmiş. Yani öğleden sonra 1 ile saat akşam 8 arasında daha çok okunuyor. Demek ki insanlar öğleye kadar çalışıyor. Öğleden sonra böyle habire bir şeyler okuyorlar. Bir şeyleri değerlendiriyorlar. Ve daha fazla da tabii dergilikte vakit geçiriyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Belki kafanıza şu takılabilir arkadaşlar. Ben hani dergiliği okumak için, dergilikten yararlanmak için sürekli olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyacak mıyım? Hayır. Örneğin bir yolculuğa çıkacaksınız, sallıyorum, gemi yolculuğu. Malum denizin ortasında internet her yerde çekmeyecektir. Ne yaparsınız arkadaşlar? Okuyacağınız gazete ve dergileri indirirsiniz. Daha sonra bunları internet olmasa dahi rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Açıp okuyabilirsiniz. Bir de derginin güzel bir özelliği var. Birden fazla cihaz üzerinden de devam edebiliyorsunuz okumaya. Yani telefonda açtınız, sonra tablette devam edebiliyorsunuz. Veya tablette açtınız, telefonda devam edebiliyorsunuz. O yüzden sınırlaması yok. Hem internet olmadığı ortamlarda indirdiğiniz zaman okuyabiliyorsunuz. Hem de farklı cihazlardan da. Örneğin telefon küçük geldi bana, abi tablete geçin. Ya bence zaten tabletin yani olmazsa olmazı olur. Bence de. Çünkü tablet dediğin zaman şu şey yani direkt böyle tut elinde oku. Evet, aynı fikirdeyim. Şimdi dijital dedik. Dün benim çok enteresan bir olay yaşadım ben. Dacia Sandero ile Dacia Sandero Stepway'in lansmanı yapıldı ama şöyle yapıldı Osman, çok ilginç. O da dijital. O da dijital yapıldı. Ya tabii ki dijital yapılıyor artık lansmanlarda, böyle otomobil lansmanı. Biz de takip ediyoruz yayın olarak, biliyorsunuz. Ama mesela şöyle oldu, işte bize özel bir Vimeo adresinden link gönderildi. İşte Dacia'nın, işte Renault Türkiye'nin genel müdürü bir video hazırlamış ve diğer ekip arkadaşlarıyla onu izledik. Sonra dokümanları yolladılar falan. Hatta arabada teste gelecek bize arkadaşlar Stepway. Çok iyi olmuş bir araba. Hatta şimdi görüntülerini burada koyarız sizlere. Yani ben açıkçası Dacia'nın eski otomobillerini beğenmiyordum. Tamam, hatta ön yargılı yaklaştım. Sen bana dediğinde Stepway'i yenilemişler için falan. Ya dedim, yenileseler ne olacak? Ama görünce fotoğrafları. Ama gerçekten görünce bir ısındı böyle kanım. Ya dedim, güzel yapmışlar o sefer. Ama bak gerçekten hani Dacia'nın önceki otomobillerine bak. Mesela Duster falan en üst seviyesi diyorsun. İçine bir biniyorsun. Ana. Şahin'in yeni kasası gibi böyle. Ama yeni ürettikleri bu iç dizayn falan bayağı bir modernleştirmişler ya gerçekten. Orada şöyle var, mesela Clio'yu test ettik ya biz. Clio testinde de vardı, onu da yakında yayınlayacağız. Clio dediğinde bir bayağı 5. nesil bayağı bir değişmiş. Yani evet. Yeni bir platform üzerinde geliştiriyorlar. Clio'ya aynı platformu kullanıyordu Dacia. Sandero yani daha doğrusu. Sandero ve Sandero Stepway Clio'ya aynı platformu kullanıyor. İçini çok değiştirmişler ve fiyatı çok uygun. Evet. Yani en pahalısı 180 bin lira, öyle söyleyeyim. 180-190 yani bin lira. Şu anda en ucuz B segment SUV gibi bir şey olacak. SUV oldu bu arada Sandero Stepway, evet. Özellikle. Sandero normali değildi Stepway'i. Bakalım bir test edeceğiz. Sen kullanacaksın onu daha çok. Evet, Stepway'i ben kullanacağım. Ben test edeceğim. Bakalım. SUV'de biraz daha tecrübe olduğu için. Benden daha tecrübeli o konuda Osman. Evet, böyle bir şey yapacağız. Bakalım. Yani ben iç tasarımını beğendim. Beni şaşırttı açıkçası arkadaşlar. Fiyatıyla kıyasladığımızda
gerçekten böyle alınabilecek otomobillerden biri gibi duruyor. Tabi sıfırında bize sıra gelirse alırız diyoruz. Çünkü biliyorsunuz özellikle son dönemde gelen otomobiller daha gelmeden tükeniyor. Bir bakıyorsun. Evet. Ben bir konuşuyorum Renault'yla, arkadaşlarım var orada çalışıyorlar. O kadar artık eskisi kadar yok şu anda sorun. Ama yine de hani tabii ki eskisi gibi. Hani bir de model seçiyorlar abi. Şimdi atıyorum pahalı bir modelde belki bu sorun yoktur ama Step'e şimdi diyoruz ki işte en pahalısı 180 bin lira. Otomobilin çıkışı da güzel. Muhtemelen ona bir adam diyecektir ya işte şunu alana kadar bunu alayım diyecektir. O zaman görürüz. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar, Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın sonuna geldik. Programımızla ilgili görüşlerinizi yorum olarak aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.